her önemli dış politika krizinden sonra ilgili bakanlıkları ve Cumhurbaşkanlığı bugüne kadar telefonla aramışımdır. 33 şehidimizde de bütün her şeyi Balıkesir'deydik, iptal edip hem kendilerini arayıp, yani 3 bakanı arayıp, Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı'nı hep telefonla aramışımdır. Bilgi almışımdır ve ne yapılabileceğini anlamaya çalışmışımdır. Bu defa da aynını yaptık. Geçen defa 12 şehidimizde de aynını tekrarlamıştım. Hiç, yani acayip yeni, ilk defa olan bir hadise değil. Her şey bir kenara. Ben eski İçişleri Bakanıyım. 30 kilometre ileride ordumuzun harekat planına imza atmış bir kişiyim. Dolayısıyla o günlerde herkesin kaçtığı bir anda o imzamı oraya koymuş bir şahısım. Dolayısıyla bir asker kadar her şeyi bildiğimi iddia edemem. Ama bu devlet için ne yapılması gerektiğini anlamaya çalışan, bunu bir görev bilen bir insanım. Sadece bugün değil, her bir önemli, milletimiz için, devletimiz için önemli bir hadisede bu tutumu edinmiş ve gereğini yapmışımdır. Bunu da kamuoyuyla paylaşmışımdır. Gizli saklı bir iş değil. Anlayamadığım bir biçimde bu defa çok enteresan. Sayın Cumhurbaşkanlığı, Sayın Dışişleri Bakanlığı, Sayın Milli Savunma Bakanlığı aramamın, mesela Milli Savunma Bakanı geri dönmedi. Ama Sayın Hakan Fidan ve Sayın Erdoğan geri döndüler, bilgi verdiler, öğrendim. Sonra da arkadaşlarıma bunu aktardım. O aktarma üzerine de arkadaşlarımız bir tutum aldılar. Yani ben milletvekili değilim. Meclis grubumuz bir tutum aldı. Ve meclis grubumuz geçen defa 12 şehidimizde olduğu gibi gitti gene meclis olarak, 8 yıl meclisi yönetmiş bir şahıs olarak, hep bunlar yapıldı bugüne kadar. Günlük siyasette birbirimizi kıyasi eleştirebiliriz. Ama dış dünyaya karşı bu tür konularda elbette ortak bir tutum belirlemeliyiz. Bunun için de Sayın Musavat Dervişoğlu ve Sayın Koray Aydın ve Sayın Erhan Usta'nın organizasyonunda biz, meclisin teklif bizimdi. Ortak bir beyanat, ortak bir bildiri imzalamasını teklif ettik. Ve Saadet Partisi, İyi Parti, MHP ve AK Parti bizim teklifimize evet diyerek imza attılar. Anlayamadığım bir biçimde, çok da ayıpladığım bir biçimde bir bildiri savaşı çıktı. PKK'lılar herhalde çok mutlu olmuştur. PKK'lılar herhalde bu birbirine düşen Gazi Meclis'in mensuplarına çok gülmüşlerdir, çok mutlu olmuşlardır. AK Parti'ye gıcık olmak, onu doğru bulmamak, onun yaptığı işleri eleştirmek, ona rekabet etmek, onu sandıkta yenmek, bu iddiayla ortaya çıkmak elbette bizim hakkımız, herkesin hakkıdır. Ama şehit ailelerinin karşısında bu milletin temsilcileri olarak bizler kaya gibi durmak zorundayız. O PKK'lı şerefsizlere karşı. Neyse, neyse, sakin sakin geçirdik konuyu. Şımardıkça şımardılar, hadsizleştikçe hadsizleştiler, hudutlar aşıldıkça aşıldı. Şimdi gene şehitlerimiz oldu, gene ben aradım. Ya bu rutin. Rutin.
aradım. Tekrar söylüyorum, Milli Savunma Bakanı dönmedi. Hala dönmedi. Ama buna karşılık en hızlı şekilde ilk dönen Sayın Hakan Fidan, gece aradığım için sabah dönen de Sayın Erdoğan. Şimdi bilgi aldım. Bunun üzerine arkadaşlarımızla tekrar konuştuk ve benzer bir meclis bildirisini, Gazi Meclisimizin bildirisini, demin imzalamasını beklemiyoruz zaten. İmzalarsa tuhaf olur. Ama oradan da bir çıngar çıktı. Sonra ilginç bir biçimde dün bir toplantı oldu. O toplantıda bu her, yani üç siyasi parti imza atacak, diğer siyasi partiler imza atmayacak. Bu parçalı bir görüntü PKK'yı bu sefer iki kere zil takıp oynayacak hale getirecek bu sistemden sonuç itibariyle vazgeçildi. Ve çok enteresan burası, Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'un imzasıyla bir ortak tezkere meclise sunuldu. Herkes fikrini söyledi. İlginç bir biçimde ayrı bildiri yayınlayanların hepsi bu şeyi, tezkereyi destekledi. Soru şu, karın ağrısı İYİ Parti miydi? Karınları ağrıtan İYİ Parti miydi? İYİ Parti'nin hür ve müstakil olarak seçime girmesi miydi? AK Parti'ye yanlanıyor. Eğer AK Parti ile bir el sıkışmamız olsa idi, bizden ayrılan, bizi çok üzen, bizi kandırmış hissettiğimiz, daha başka bir söz söylerim de ayıp olur, bir milletvekilinin bizden seçilip, yani zamanını daha en azından, yani onun şekil şartlarını yerine getirmeden koşa koşa AK Parti'ye geçip, AK Parti tarafından alınıp Eskişehir'e belediye başkan adayı gösterilmesi mümkün olur muydu? Hele Meral Akşener'in genel başkanı olduğu bir siyasi partide. Anlaşma olsaydı, tekrar söylüyorum, anlaşma olsaydı böyle bir şey olabilir miydi? Basbayağı şahsıma hakarettir. Çünkü bu arkadaşımız temayülle gelmiş, demokrasiye uymuşuz koymuş. Hadi ben koysam zaten kendi kendimi hiç affetmezdim. Affetmediğim gibi bazı konularda. Ama temayülle gelmiş, hadi beni de geçin, sizi de geçin. Ya oradaki insanların, üyelerin kandırıldığı bir sistemden bahsediyorum. İnanıyorum ki Eskişehir dümenci bir insanı da seçmeyecektir. Şimdi söylemeye çalıştığım şey şu. Demek ki biz kimseye yanlamıyoruz. Ama yahu nasıl bir dünya bu? Her iki tarafında argümanları aynı. Yani birini arıyorsunuz resmi olarak, bu ülkenin cumhurbaşkanını, iki bakanını arıyorsunuz, ilgili bakanını arıyorsunuz. Eyvah eyvah, neler oldu neler bitti. Bunların her birine ahlaksızlık görüyorum. Ve gereğini yapmayan namerttir. İstediğiniz kadar zırlayın, istediğiniz kadar bağırın, çağırın. Hür ve müstakil olarak gidip bu ülkede üçüncü yolu açıp bu milletin sesi olacağız ve kazanacağız. Kazanacağız, kazanacağız.